Bagajda mı? Ben defteri de alayım. Bagajda da o kadar güzel koydum ki onu. Ayağımı acıttım. Geçirdik. Şimdi bugünün ofisini göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle yolda giderken danışanlarımla görüşmelerimi yaptım. Ama gerçekten listelerini hazırlayacak evde bir saniyem bile olmadı. Çünkü görüşmeleri yaptıktan sonra hemen tırnağa gittim. Bakın tırnaklarıma ne kadar sivri oldu, gördünüz mü? Badem yaptık manikürü. Şu biraz kısa çünkü kırılmıştı. Neyse, bu kendi tırnağım bu arada. Protez değil. Ve beyaza geri döndük. Alaçatı zaten beyaza geri dönerim diye düşünüyordum. Anlayacağınız üzere de Alaçatı bloğumuza hoş gel. Diniz. Şu anda İstanbul'un çıkışında Mirkelam tesisinde durduk. Çünkü ben liste hazırlayacağım için hem defterime hem de laptopa ihtiyacım vardı. Kendi laptopumda ofis programları silindiği için ablamınkinden yapıyorum şimdilik. Onu aldım. Yolda giderken onları hazırlayacağım. Bu süreçte ilk olarak ablam kullanacak. Sonrasında ben alırım. Sonra tekrar ablam alır. Böyle böyle 6 saatlik yaklaşık bir yolumuz var. Bu Alaçatı'da part part gelecek arkadaşlar. Şimdi kaç part çıkar bilmiyorum. Hangi arkadaşlarım gelecek, kimler gidecek? Ben sürekli her arkadaşıma ikisiyle 20'si arasında Alaçatı'da olacağımı söyledim. Çünkü otel falan rezervasyonlarımız yapıldı. Ve bazı arkadaşlarım gelip gidecek, herkesi çağırdığım için bu süreçte hepsinde de böyle çok uzatmadan 15-20 dakikalık vloglar hazırlayacağım için de farklı farklı vloglar gelebilir diye düşünüyorum. Orada ne yapacağız, ne yapmaya gidiyoruz peki? Şöyle, ablamın sosyal medyacı olduğunu biliyordunuz zaten. Bilmiyorsanız da yeni gelen arkadaşlarım varsa, bu aralar bir tık abonelerim artmaya başladı. Teşekkür ederim. Bilmiyorsanız da söyleyeyim. Ablam sosyal medya uzmanı. Halkla İlişkiler Tanıtım ve Reklamcılık okumuştu çünkü. O Alaçatı'daki Alaçatı kafasının sosyal medya uzmanı. Mekanın sosyal medyasını yaptığı için mesela bayramda oradaydı. Orada bulunması gerekiyor. O çalışmaya gidiyor. Ben niye gidiyorum peki? Çünkü bayramda o gitti. Ben gitmedim. Şimdi neden gitmeyeyim? Çünkü zaten online bir şekilde çalışabiliyorum. Neden daha da tatil yapmayayım diye düşündüm. Gitmeye karar verdim. Ve şu anda onunla beraber. O iş dolayısıyla orada olacak. Bense tatil yapmak için orada olacağım. Bursa'ya veya İzmir'e gidiyorsanız, daha doğrusu Bursa'ya giderken o kadar olmuyor ama İzmir'e gidiyorsanız arkadaşlar, oksijen tesisleri o kadar çok fazladır ki, bunu biliyorsunuzdur zaten. Biz şu anda Karacabey olan oksijen 135'te durmuşuz ama dediğim gibi çok fazla vardır ve stardayız. Starımıza gelmiş bulunmaktayız. Şimdi kahvelenelim en iyisi. Sonra da bir daha tekrar duracağız. Çünkü benzin alacağız. Özellikle Shell tercih ettiğimiz için. Bir de onun için dururuz. Listeler hazırlandı, gönderildi. Üstüne bir de Reel paylaştım Instagram'dan. Ben daha ne yapayım? Daha ne kadar içerik üreteyim? Daha ne kadar kendi işimi yapayım arkadaşlar? Arabada giderken ben normalde telefona baksam bile midem bulanır. O yüzden bugün çok işler hallettim. Takip etmiyorsanız Cenan Poyraz arkadaşlar. Daha doğrusu Cens'le keşfet. 13.3K oldum. Hepsi de organik arkadaşlar. Şöyle çok da güzel feed'im vardı. Lütfen siz de takip edin. Ay arkadaşlar. Ay. Biz her yerde mola veren o kızlar olduk. Şu an yarım saatte bir mola veriyoruz. Ama şoför Türk kahvesi. Türk kahvesi nereden çıktı? Güzel, Allah söyletti herhalde. Allah. Farlar kapanması lazım değil mi? Kitledim. Tamam, kapanır. Ha. Kitlememişim demek ki. Şu anda Starbucks'a geldik. Ya yazık, biz olmasak iş yapmayacak bunlar. Ne böyle her uğradığımız bayram konuşamadım. Bayram edince kazandı onlar. Uğradığımız yerde Starbucks'lar bomboş. Ablam mesela tam arabada inecekken sen git dedi. Ben gelirim dedi. Bir baktım bomboş. Ablamı bekledim ben de. Sıraya falan gireriz diye düşünmüştük. Kapanmışlar. Gerçekten Starbucks kapalıyız dedi ve Cenan ağlamaya gitti. Cenan ağlıyor. Evet, kahve dünyası, buna gidiyorum. Orası kapalıysa ağlayıp evet, kahve dünyası da bakalım kapanmış mı? Orta boy süperimiz. Sen bir şey istemiyordun. Hı-hı. Evet, sadece olursa seninle. Kahve dünyası seni kazandı mı? Uygulama var bende ama. Biraz daha kahve dünyası övelim. Çok güzel değil mi ama? Ne dersin? Ha? Ne dersin? Güzel bence. Evet, beğendim. Evet.
Kavya senin kazandı. Kazandı kesin. Evet arkadaşlar, bir seslenmek istiyorum. Şimdi doğayı korumak için sleeve'lerin kaldırılması çok güzel bir davranış. Evet ama doğayı koruyacağız derken de ben yanık olmak istemiyorum. Gerçekten bakın, filtre kahveyi aldım ve şu an tutamıyorum bile. Buna uygun bir çözüm bulmalıyız bence el birliğiyle. Teşekkürler. Aşk o kuşku kız derdi. Asla yazıyı odaklayamadık ama... Alaçatı'ya gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yanımızda da araba. O buraya dönecek. Biz de buraya gireceğiz. Sonra birbirimize gireceğiz. Sonra döner kavşaktan ikinci bir adım attık ve arkadaşlar saat veriyorum. 00:13 ve olan şeye bakın. Sorumlusu bu. Acıktık. Tık. Acıktım. Yemesem yemezdim ben şimdi. Ama canım istedi, ne yapayım? Evet, şimdi müdavime geldik arkadaşlar. Güzel. Alaçatı'ya geliyorsun, müdavime gelip bundan yiyorsunuz. Neydi bu, kavurmalı kaşarlı mı? İnanılmaz güzel, çok lezzetli. Yani bir diyetisyen bunu önermesi ne kadar doğrudur bilmiyorum. Çünkü gerçekten kaşar olduğu için çok yağlı. Ama arada olur böyle şeyler, diyet yapmadığımız zamanlarda. Ve sürekli bundan yesek tabii ki çok sağlıksız. Ama yok, normal zamanda niye olmasın? Müdavim şurada arkadaşlar. Konuma müdavim yazıp gelin, tamam mı? İnanılmaz lezzetli. Sonra hepinize merhaba arkadaşlar. Size akşam fit check yapamadık ama olsun. Şimdi saatimiz 23:05'i gösteriyor ve biz odadan yeni çıkıyoruz. Happy Hour'ımızı izlemişsinizdir zaten. Bugün çakalla reçkol vardı. Ondan sonra oradan çıktık zaten, onlar saat 7'de çıkıp 7:30'da inmeyi tercih ettiler. Yani neyse, eğlenen eğlendi, biz de eğlendik yani, hani onların saatini sorgulayamayacağım şu anda. Sonrasında biraz İmi'de takılıp otele geçtik. Ama otele geçip ablam uyudu. Ben uyuyamadım. Telefonla uğraştım. Benim mi gençlik enerjisi? Benimki. Ha, arkanda araba var bu arada. Şimdi de Flow'a gidiyoruz. Yeni bir Alaçatı gününden hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün Alaçatı'daki kaçıncı günümüz bilmiyorum. Gün kavramı yetmişimdir. Bugün Perşembe galiba. Biz ne zaman geldik? Salı gecesi geldik. Tamam ya, daha ikiymiş. Şimdi kahvaltı yapmak için Alaçatı merkeze geldik. Biz Çeşme'de kaldığımız için arabayı park ettik. Ve Alaçatı merkeze doğru. Body chain bakılıyor. Selamlar arkadaşlar. Size Çeşme'nin akşamından sesleniyorum. Kameramı almadım. Biraz buğulum ya. Camımı temizleyeyim. Şu an daha iyiyiz galiba. Sadece cüzdanı alıp çıktık. Şimdi Starbucks bulmaya çalışan o iki kızız. Yürüyerek çıkamadık. Arabayla 7 dakikaydı, yürüyerek 14 dakikaydı. Dedik ki yürüyelim, biraz yürüyüş olsun. O zaman odada dinleniyoruz çünkü. Şimdi de galiba Marina'nın içerisinde bir Starbucks varmış. Ona ulaşmaya çalışıyoruz. O markalar da varmış arkadaşlar burada. Şaşırdık. Alışveriş yapılsın. Günaydın, günaydın. Pals Cafe yeni iş mekanımız. Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün Alaçatı'daki üçüncü günümüz. Çok erken başladık saymaya ya. İlerleyen zamanda çünkü 13. günümüz. 20. günümüze doğru ilerleyeceğiz çünkü. Neyse, saymaya gidelim. Bakın, hemen size bir şey göstermek istiyorum. Dün aldığım kolye, ya yağmur bijuteri kolyesi. Bugün bu şekilde takılarımı taktım. Ve mekanımıza gelmiş bulunmaktayız. Artık yeni mekanımız, çalışma ortamımız. Zaten göstereceğim size şu anda mesela 3 tane laptopumuz falan var. Şimdi bir laptop, 2 laptop,
ablam. 3 laptop burada. Ben daha açamadım. Şu prizleri falan da anında zaten aldık. Burada kahvemiz var. Sütlü kahve içeceğim ve içeride klima olduğu için sıcak içeceğim. Çok mutluyum. Günlerden cuma. Benim de danışanlarımla görüşmem var. O yüzden hem danışan görüşmelerini buradayken halletmeye çalışacağım. Sonrasında çünkü Elias mı deniyordu? Elias. Elias. Tamam, Elias. Öğreneceğiz. Elias'ta Murat Dalkılıç varmış. Belki ona gidebilme ihtimalimiz var. Ama iş durumlarına bağlı. O yüzden bakalım gün nasıl ilerleyecek. Hemen bir gün ortası update'lemesiyle merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi toplantılar bitti. Danışanla görüşmeler bitti. Ve biz hemen kendimizi Paus'tan nereye atıyoruz şu anda? Pams'a atıyoruz. Pams'ta Panderas'ın biçimi denir. Yani evet, yan tarafı. Yani Panderas'a giderseniz onun yan tarafında da Pams var zaten. Oraya gidiyoruz şimdi. Oradan da Elias'a geçiyoruz. Murat Dalkılıç hep yarına. Bugün de devam böyle program yapıldı. Zaten videolardan da görürsünüz. Gidelim şimdi. Şimdi hazır. Daha akşam olmamışken, ses yokken size şöyle Panderas'ı da göstereyim arkadaşlar. Bu Panderas benim babamın arkadaşının mekanı, arkadaşlarının daha doğrusu. O yüzden sanki evimizmiş gibi hem burada takılıyoruz hem göstermek istiyorum. Ve ben ortamını gerçekten çok beğendim. Burada surf yapıyorlar. Burası port bölgesi olduğu için Alaçatı'da. Ama ortamı çok tatlı oluyor. Bence siz de burayı tercih edebilirsiniz. Yani böyle bir veranda, Alaçatı falan o tarz yerleri biliyorsanız tamamen aynı konsept oluyor. Alaçatı kafası gibi. Ben de böyle burada takılıyorum. Teşekkürler. Çok mersi. Yiyecek sözüm çok ama bir yiyen kurbanım bu cambaza. İşi gözüm kadar eminim sen yoksun. Arkadaşlar bugün size günaydın demedim, vlog başlatmadım. Çünkü vlog kameram da arabada torpidoda kaldı bu arada. Şu an nerede olduğunu hatırladım. Bir şey olmaz. Şey, arabayı valeye verince hep bir soru işareti kafasına kalan o kız. Tanıdık sonuçta ya. Allah Allah, ne olabilir ki? Olmamalı bence. Neyse, şimdi biz Ümit Beach'teyiz arkadaşlar. Normalde hedefimiz buraya gelip güneşlenmek, deniz kenarına geçmekti. Ama deniz kenarında yer kalmamış. Bugün hafta sonu olduğu için o kadar dolu ki. Bir de bugün Happy Hour'da Rain Man var. Onun için de çok fazla bilet X'ten satış yapılmış. Umarım şu sesten sesimi duyabiliyorsunuzdur. Ama çabaladım yani. Şu an vlog çekmek için size çaba var. Dün Murat Dalkılıç çok güzeldi. Kesinlikle sahnesine gidin. Yani birçok Happy Hour'da yarım saatte iniyorlar şarkıcılar. Ama 2 saat neredeyse kaldı ve çok eğlendirdi. Bugün de bakalım Rain Man dinleyeceğiz sizle beraber. Şöyle masa başına çok güzel bir kombin yaparak oturmuş bulunmaktayız. Böyle, şimdi de yemeğimiz gelsin bakalım, yemek yiyeceğiz. Burada bizim iştahımız o kadar çok kesildi ki asla bir diyetisyen gibi değilim. Yemek yiyemiyorsunuz çünkü. O yüzden şimdi bir pizza yemeği deneyeceğiz. Ve margarita pizzamız geldi arkadaşlar. Yanına da kola içiyorum. Diyetisyenlik alt yani. Keyifler nasıl? Bir şey diyeceğim, burası yazlık ve herkesin tatilde olduğu bir yer olduğu için keyifler nasıl diye sorduğumda gerçekten büyük bir reaksiyon almam lazım. Keyifler nasıl arkadaşlar? Yeni bir Alaçatı gününden merhaba arkadaşlar. Bugün ablama soruyorum, diyorum ki bugün açılışını yaptım mı ben? Gün kavramımız asla. Ne? Senin selamını ne yapsınlar? Burada ben var. Ve bugün açılışını yapmaya geldim. Şu anda tam peace moment'tayız. Alaçatı kafasına geldik. Ben geçen sene bununla Bohem'de fotoğraf çekineceğim derken arkasını göstersene. Şu an çok zor. Evet, şöyle. Görebiliyor musunuz? Ya arkasında şerit var işte arkadaşlar. Fotoğraf çekineceğim derken o şeridi sütme çıkarmıştım ve tüm yazımı sütümde bir şeritle geçirmek zorunda kalmıştım ve bugün de aynı şey oldu. Fotoğraf çekilirim diye mayomu giydim ve yine bununla yanıyorum. Çünkü business ilk olarak altına gelmiyoruz.
kaldım. Saat de yani 1.30 oldu. Çok geç başlıyoruz güne bile. Benim erken başlamam lazım hiç. İstanbul'daki hayatım yok şu anda. Geç de yatıldığı için. Biraz da konuşasın gelmiş galiba. Şimdi size Alaçatı kafasını göstereceğim. Gündüzleri burası plaj oluyor arkadaşlar. Arkada falan şezlonglar var. Deniz kenarında bu şekilde de şezlonglar bulunuyor. Genel olarak bu port bölgesinde zaten surf yapılıyor. Onları da gösteriyorum hemen. Konum değişikliğiyle hepinize merhaba arkadaşlar. Konum ve bikini, mayo değişikliği de yaşandı. Artık güneşlenmem gerekiyor. Saat zaten şu anda 4 oldu. 4 değil mi? Şu an göremiyorum. Saatime baktım ama asla göremedim. Anca biz Pams'a geçebildik. Ve şöyle Pams'ın içini size göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel ve çok sakin bir yer burası. Bence Alaçatı'ya geldiğinizde de bir sakinlik aramak istiyorsanız. Tabii belki bugün özel de olabilir, bilmiyorum. Hani kalabalık olduğu günler de oluyor ama bizim şansımıza biz şu anda bir sakinlik istedik. Çünkü dün imi falan çok kalabalık olduğu için. Neyse size biraz ortam göstereyim. Buranın havuzu da var. Bence çok iyi o yüzden. Şu taraf havuz tarafı. Şöyle bize hem loca da yer ayarladılar hem de şu önlerde de verdiler nasıl isterseniz diye. Güzel, burada da surf yapanlar. Alaçatı Day. Bilmem neden. Hepinize günaydın arkadaşlar. Biz ofisimize gelmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki Pals Cafe bizim ofisimizdir artık. Şu an ice latte'siz güne başlayamayan, şunu tutsana, bu kızlar olduğumuz için bir tık kahvaltımsı ice latte ile güne başlıyoruz. Çünkü burada gerçekten canımız hiçbir şey yemek istemiyor ve ben kilo verdiğimi o kadar eminim ki döndüğümde kilo verdiğimi göremezsem bir tık da üzüleceğim. Diyetisyenlik aldı şu anda, diyetisyen kendi sökünü dikemiyor. Bugünün ilk öğünü yine Alaçatı kafasındayız arkadaşlar. Ama biz yiyememeye başladığımız için böyle ilk öğün. Burada makarnamız var ama kendi önüne çekmiş. Sadece kendisi yiyebileceğini sanıyor. Çünkü canımız hazır. Yiyeceğim.